Arkadaşlar merhaba, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyorum. Artık bugün itibariyle Ekim'in ilk haftasını da ilk hafta sonunu da yaşıyoruz. Ve sizlere şunu göstermek istiyorum. Fasulyelerimiz, benim Ordu'dan annemin verdiği ve ektiğim ata tohumu fasulyelerimiz geçen sene olduğu gibi bu sene de çok güzel verim verdi. Ben iki defa topladım. Bugün üçüncüyü toplayacağım. Hafta içi çok fazla vaktim olmuyor. Ne yazık ki karanlıkta geldiğim için sulayamadım. Aslında sulansa bunlar daha çabuk büyürlerdi ama şu haliyle bile çok güzel. Geçen sene de güzel olmuştu. Bu sene ben bir değişiklik yapıp er fasulye de getirdim. Yani bizde erken dikilen bir fasulye çeşidi var. Er fasulye diyoruz, adından anlaşılacağı gibi. Ondan getirmiştim. Mayıs ayının ortalarında dikmiştim. Onlar olmadı maalesef. Biraz böcekle ilgili, biraz da mevsimle ilgili ama ben mevsim olarak bunların daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu Haziran ortası gibi dikilen fasulyelerimiz şu anda oldukça güzel bir durumda. Bunları güzelce toplayacağım ve hala umut var. Sulayacağım. Ankara'da da hava biraz dengesiz olsa da tekrardan sıcaklık arttı. Harika gözüküyor. Yani burada hem kışlık ihtiyacımızı giderecek hem de onun yanı sıra görsel olarak da çok güzel. Şurada bakın, bu sene biberden biberimiz bir türlü büyümedi ama sökmediğim bir tanesi hala nasıl duruyor görüyorsunuz. Söylediğim gibi şurada da göstereyim, var burada da aralarda gözüküyor. Bakın kocaman kocaman bu fasulyeleri birazdan toplayacağım. Topladıktan sonra da bakalım çıkan hasılatı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Arkadaşlar şimdi toplama işlemine geçebiliriz diye düşünüyorum. Gayet güzel. Ben böyle bunları seri bir şekilde toplamaya devam edeceğim. Videonun sonunda poşetimizin ne kadar dolduğunu da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar hasatı gerçekleştirdim. Bir poşet doldu. Biraz daha derinlemesine baksam daha da çıkar. Ama zaten sulayacağım ve tekrar toplayacağız bunu. Havalar güzel giderse bir iki defa daha verecek durumda. Bakın geliyor elime. Çok güzel fasulyeler. Bu Ordu fasulyesinin Ankara'yı fethi diyorum ben buna. Şunu isterseniz cetvel olarak da kullanabilirsiniz. Maşallah. Bu arada arkadaşlar bu bazen soruyorlar ya, üzüm yaprağı sarması mı, kara lahana sarması mı? Bir Ordulu olarak benim için tabii ki kara lahana sarması 1-0 önde. Bu Mercedes mi, BMW mi demek gibi bana dediğin zaman Mercedes derim ama iyi bir BMW olursa da insan kullanmak ister. Güzel yapılmış bir yaprak sarması olursa üzüm yaprağından tabii ki yeriz. Ama size şunu söyleyeyim, denememişleriniz büyük çoğunluktadır bu videoyu izleyenlerin. Ben bu fasulye yaprağından, tazelerinden yapılan sarmaya bayılıyorum. Böyle boğazınızı gıdıklayan çok güzel bir aroması var. Deneyen arkadaşlarım bana hak verecektir. Denemeyenler de bu şekilde ulaşabilecekleri yerde varsa deneyebilirler. Bu arada hava çok güzel. Ankara'da artık Göksu Parkı gibi, Mavi Göl gibi yerler bu haftalarda çok yoğun olacak. Bizim bu tarafın trafiği de artıyor. Ama gene de bu güzel havanın tadını çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu arada ben dizi kanalım vardı. Orada tavsiyelerde bulunuyordum. Arkadaşlar İngiliz yapımı olan Slow Horses'ın 4. bölümü, 4. sezonu geldi. O 3 sezonu da izleyin. Ondan sonra bence 4. sezona başlayın. Ve hijyen takıntısı olan arkadaşlarımız için biraz uyarı yapmak istiyorum. Oradaki ana karakter harika ama hijyen konusunda biraz zayıf. Böyle de bir tavsiyeyle bitirmiş olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeniler ve yorumlar bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın.